yeterince su tüketilmemesi, böbreklerimizi bozarak uzun dönemde sağlığımızı tehdit etmektedir. Vücudumuzun %60-70'i sudan oluşur. Su, organların düzgün çalışması için ve sağlığımız için gereklidir. Susuzluk iki yolla meydana gelir vücutta. Bir, yetersiz su içmesine bağlı olarak. İki, fazla sıvı kaybına, su kaybına bağlı olarak. Fazla su kaybettiren durumlar ishal, bulantı, kusma, aşırı sıcak, spor aktivite ve şeker hastalığı gibi sık idrara çıkartan hastalıklardır. Su, vücutta idrar oluşturmak suretiyle vücuttaki atık maddeleri uzaklaştırır. Aynı zamanda su kan dolaşımını hızlandırarak organlarımızın düzgün beslenmesini sağlar. Susuzluk geliştiğinde organların beslenmesinde bozukluklar ortaya çıkmaya başlar. Orta derecede susuzlukta halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetler olabilir ama ciddi susuzlukta bulantı, kusma, hatta komaya kadar giden durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden nemli havalarda, spor aktivitesinden sonra veya ishal gibi hastalıklarda bol su tüketmek her zaman faydalıdır. Yeterince su içip içmediğimizi anlamanın yolları vardır. Eğer idrarınız koyu sarı renkte ise bu yeterince sıvı tüketmediğiniz anlamına gelebilir. Ama su tüketimini arttırmanıza rağmen idrar renginizde bir değişiklik olmuyorsa ya da turuncu veya kırmızı bir idrar çıkartıyorsanız mutlaka bir hekime başvurarak bir idrar tahlili yaptırmanız önerilir. Herkesin su ihtiyacı farklıdır. Örneğin kalp hastalarında bazen su kısıtlaması yapmak gerekebilir. Bu tip durumlarda eşlik eden bir hastalığınız varsa ne kadar su tüketmeniz gerektiğini hekiminize sormanız önerilir. Ama yeterince su tüketmek ve idrar renginizin açık olması size sağlıklı bir ömür sağlayabilir. Sağlıklı böbrekler için su şart. Böbrek sağlığım için tuzu azalttım, su içmeyi ihmal etmiyorum. Böbrek sağlığım için düzenli egzersiz yapıyorum. Doktoruma danışmadan ağrı kesici ya da antibiyotik kullanmıyorum. Böbrek sağlığım için sağlıklı besleniyorum. Böbrek sağlığım için güne bir bardak su ile başlıyorum.